Selam, kanalıma hoş geldin. Başlıktan da anladığınız üzere bugün seninle yeni ürünleri denediğim bir makyaj videosu çekeceğiz. Ürünler arasında yeni çıkmış olan ürünler var. Daha önceden çıkıp benim hiç deneyimlemediğim ürünler de var. Ve paketlerini bile açmadım. Ürünleri ilk olarak seninle deneyimleyeceğim. O yüzden dersen hemen videoya geçelim. Ve ilk olarak şu tokama bir saçıma takarak başlıyorum. Birazcık patates oluyorum bu tokayı takınca ama olsun. Şimdi ilk olarak şöyle bir Oriflame markasının lip balmı var. Netlemiyor ışıktan dolayı ama çeşitlerini daha önce ben kullandım. Şu şekilde bir ambalajı var ama hiç sade olanını kullanmamıştım. Şimdi seninle sade olanını kullanacağım. Tırnağım markasını alıyorum ve uyguluyorum. Yapısı çok güzel, yumuşacık ve çok kremsi. Dediğim gibi daha önce başka çeşitlerini denedim. Onlar şeydi böyle, bal mumlu lip balmlar olur. Onlar gibi böyle kalıp kalıp mum gibiydi böyle. Bu öyle değil. Çok güzel, çok kremsi bir ürünmüş bunu. Beğendim. Şimdi geliyoruz bir diğer adıma, baza. İki tane bazım var. Bir tanesi şöyle, Notun gözenek gizleyici bir bazı. İçinde argan yağı ve E vitamini varmış. Bir tane de şu Nivea'nın yeni çıkan bir bazı var. Makeup Expert makyaj bazı olarak geçiyor. Nemlendirici bir makyaj bazı. Ben diyorum ki ikisini de kullanalım. Gözenek bazını gözeneklerimin olduğu kısma, nemlendirici olan bazı da yüzümün geri kalan kısmına uygulayalım. İkisini de deneyimlemiş olalım istiyorum. Öncelikle notu çıkartıyorum. Şöyle pompalı bir kapağı var. Elimin üstüne alıyorum. Ay çok güzel, temiz temiz kokuyor. Böyle deterjan gibi, hani şey, temizlik anlamında deterjan gibi kokuyor. Silikonlu bir yapısı var. Hemen bir uygulamaya başlayalım. Verdiği hissiyatı, dokusu çok güzel. Şöyle bir de yakından bakıyorum. Ve gerçekten böyle şey, gözeneklerimi blurladığını görebiliyorum. Ve kokusu o kadar güzel ki size anlatamam. Kokusunu çok beğendim. Şimdi Nivea'nın makyaj bazına geçiyorum. Ay bu da çok güzel kokuyor. Bunlar niye bu kadar güzel kokuyor? Bunun şöyle kremsi bir yapısı var. Bunu alıyorum. Böyle kaygan bir kremsi. Elimde durmuyor böyle. Garip bir şekilde kayıyor elimden. Bunu da uyguladım. Böyle cildinize normal nemlendirici sürmüşsünüz gibi bir hissiyatı var. Bunun da kokusuna bayıldım. Bunun da kokusu çok güzel. Şimdi bu birazcık cildimize otursun bazlarımız. Fonten konusunda iki tane seçeneğim var ama fonten değil bunlar. Bir tanesi şöyle Flormar'ın CC kremi. Bir tanesi de L'Oreal'in Skin Paradise'larından su bazlı renkli nemlendirici olarak geçiyor. Hangisini kullanmamız gerektiğini bilmiyorum. Bunu çok fazla kullanan oldu, çok fazla öneren oldu ama bunu o kadar görmedim. Bir bunu denemek istiyor gibiyim. Çünkü bir de yeşil. O yüzden böyle nasıl bir kapatıcılık sağlar, tenimin rengini nasıl alır? Açıkçası bunu merak ediyorum. O yüzden galiba tercihimi bundan yana kullanacağım. Bunu da başka bir videoda deneriz sizinle birlikte. Bazım yüzüme yeterince oturdu. Şimdi bunu açıyorum. Bunu açıkçası neyle uygulamam gerektiğini pek bilmiyorum. Elimle deneyeyim istiyorum. Şöyle elimin üstüne birazcık alıyorum bundan. Nasıl cildimin rengini alacak? Açıkçası birazcık. Elimle uyguluyorum. Bildiğiniz yeşil şu an. Çok çirkin kokuyor. Cips gibi kokuyor. Yeşilliği gitti. Ama böyle bir örtücülük verdi de diyemem yani. Şurada bir sivilcem var. Görünüyor mu bilmiyorum. Onun üstünde falan bir etki etmedi. Üf, yanlış mı yaptık acaba? Bir şey yapalım. Alnıma uyguladım ama şu yanak kısmıma uygulamadım. Biraz bir bekleyelim, ne gibi bir etkisi olacak. En azından orada bir farkıyla anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yine şu tarafa tam uygulayayım bir. Böyle garip bir şekilde rengi eşitledi. Çok garip. Böyle wow, bir kapatıcılık var diyemem ama şu an şey de demiyorum. Yüzümde bir ürün var da diyemiyorum. Hani öyle bir
kapatıcılık da denmez buna. Rengi mi eşitledi denir, rengi eşitledi denir. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Şuralarındaki kızarıklıklardan bunu anlayabilirsiniz. Burun çevremdeki. Kızarıklık yok mesela burada. Çok garip bir yüzüm. Ve ben sevdim hani. Yüzümde hiçbir şey yok gibi. Gerçekten hiçbir şey yok gibi. Garipsedim. Onu beğendim gibi de. Kokusu hariç bence alınır. Şimdi diğer tarafıma da bir uygulayayım. Gerçekten kokusunu göz ardı edip kesinlikle kullanabileceğim bir ürün. Kendi tenim sadece kızarıklıklarım yokmuş gibi hani. Gerçekten kendi tenim şu an. Ve böyle bir ağırlığı yok. Böyle bir hani fondöten kalıp hissi yok. Ben bayağı beğendim bunu. Şimdi gelelim kapatıcıya. Bu Biris'in Closet kapatıcısı. Çok duydum bunu ama hiç deneme fırsatım olmamıştı ve çok ucuz bir ürün. Açtım. Benimkinin numarası bu arada 135. Light bej rengi. Şu şekilde bir aplikatörü var. Şimdi bunu göz altlama. Rengi nasıl olacak hiç bilmiyorum. Çok mu sarı oldu? Umarım çok sarı olmaz. Burun çevremde birazcık yakma yaptı gibi. Burnumun kenarları yanıyor şu an. Anlamadım. Kapatıcı fırçamı alıyorum ve uygulamaya başlıyorum. Kapatıcımı da uygulayıp geldim. Kameranın şarjı bitmişti. Birazcık onu şarj edip geldim. Kapatıcıya gelirsek her kapatıcı kadar gözaltıma doldu. Mimik çizgilerime evet doldu ama çok ince bir kapatıcı. Ve wow kapatmıyor tabii ki ama günlük bence gayet güzel bir kapatıcı. Hemen çok da fazla geç kalmadan şu Biolis'in yine Finish It isimli transparan bir pudrası var. Pudrayı uygulayacağım. Hatta şöyle göstereyim. Böyle bir pudra birazcık renk veriyor ama hani dağıtınca hiçbir şey yok. Şimdi bir tane pudra fırçamı bunu alıyorum. Çok fazla tozutma yapmadı. Bayağı ince bir pudra bu arada. Bakın şöyle alıyorum. Çok çok az bir tozutma yapıyor. Pudrayı beğendim gibi. Grileştirmedi de. Tabii ki bu hani birkaç dakika sonra da yapabilir bunu ama şimdilik hoşuma gitti. Çok ince bir pudra. Asla böyle sizi rahatsız etmiyor. Hani pudra pudra o hissi vermiyor. Beğendim. Gayet iyi gidiyoruz bence şu an. Şimdi geliyorum kaşlara. Kaşlarımı hemen bir tarıyorum. Benim kaşlarım çok fazla doldurmaya ihtiyaç duyan kaşlar değil. Sadece şuralarımda falan birazcık boşluklarım var. Onları ben normal hayatımda dolduruyorum. Şu Biolis'in Fix It isimli kaş pomadını kullanacağım. Bunun böyle şu üstünde güzel ince bir fırçası var. Bayağı ince. Bu fırçayla uygulayalım hatta. Ambalajı açtım ve geldim. Şöyle size açıyorum. Allah'ım içinden de bir ambalaj çıktı. Böyle minicik tatlı bir kaş pomadı. Hemen bir rengine bakıyorum. Bayağı soğuk altonlu bir rengi var. Kızıllık içermiyor. Rengini beğendim gibi. Bana da olur gibi hissettim. Şimdi bir denemeye başlıyorum. Bu arada fırçası da çok güzel. Fırçası ince olduğu için böyle kıl kıl yapabiliyorsunuz. Bayağı hoşuma gitti. Fiyat performans olarak bence çok güzel. Ay benim çok hoşuma gitti. Bakın bayağı doğal duruyor. Benim bayağı hoşuma gitti bu. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu benim. Hemen diğer kaşımı da yapıp geliyorum. Diğerini de yapıp geldim. Ben aşırı beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hiç bu kadar beklemiyordum ama çok 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 beğendim. Şimdi geliyorum kaş sabitlemeye. Bunun için de Pastel'in yeni çıkan şöyle bir kaş jeli var. Şeffaf kaş jeli var. Ambalajımı söktüm. Geldim. Açıyorum. Birazcık tombik sanki ucu. Birazcık tombik bir fırçası var. Böyle minicik bir fırça değil ama hemen bir deneyelim. Ay çok güzel tarıyor. Ve şey olarak da kalmadı. Beyaz beyaz bir görüntü de bırakmadı. Ben bayağı beğendim bu ürünü. Şimdi diyorum göze. Göz için iki ürünüm var. Bir tane şöyle Biolis'in bir far paleti var.
Ve yine Biolis'in bir de şu şekilde bir tekli farı var. Önce şunu bir açalım. Ambalajını çıkardım. Şu şekilde açıyorum. İçinde böyle klasik bir aplikatör var. Renkleri de bu şekilde. Şöyle de bir jelatini var, koruma jelatini. Renkleri böyle. Renkleri çok güzel. Şu ikisi bu arada allık. Şuradaki rengi bir alıyorum. Dokusu bayağı güzel. Çok yumuşak da değil, çok sert de değil. Şöyle göstereyim. Renkleri bence hoş. Pigmentleri de bence hoş. Tekli olanı da bir açalım. Sonra nasıl bir şey yapacağımıza karar verelim. Bunu da açmayı başardık. Bu da böyle bir renk. Hemen onu da swatchlayalım. Yani. Ya buradaki o kadar etkiyi vermedi. Şimdi makyajımıza başlayalım. Önce şuradaki pembemsi rengi alıp katlanma bölgemden başlayarak uygulamaya başlıyorum. Birazcık çok toz tutuyor. Şimdi katlanma bölgemden başlayarak içeri doğru getirip burayı ısıtıyorum. Renk konusunda aşırı tatlı bir renk verdi. Çok fazla toz tutuyor. Ama atlara dökme de yapmadı. Fiyatına göre bence gayet alınabilir palet. Bence gayet iyi. İçinde aldıkları da var. İlk defa makyaja başlayanlar için böyle bir palet almaları da çok daha makul. Şimdi şuradaki bir tık koyuyu alıp daha dar bir şekilde onu da uygulamaya başlıyorum. Bunu da uyguladım. Renklerin karışması, duruşu, dokusu ben çok beğendim. Ama dediğim gibi tek sorun toz tutuyor olmaları, ama bu fiyata bu göz ardı edilebilir mi? Kesinlikle edilebilir. Şimdi şu şekilde daha ince bir fırça alıyorum ve şurada gördüğünüz mat kahveyi bu fırçaya alıyorum. Ve şurada hafif C oluşturacak şekilde bu farı uyguluyorum. Buraya bir hani buğu vermesi için yapıyorum bunu. Kahve farımız da tamam. Şimdi çok girişmek istemiyorum buna ama şu altını da denemek istiyorum birazcık. Hadi deneyelim. Gözümün orta kısımlarına çok içeri getirmeyecek şekilde şu ortaya uyguluyorum bunu. Wow değil ama kötü de değil. Bir tekrar karıştırma fırçamı alıyorum ve bunu dış köşelerden yediriyorum. Gayet güzel oldu gibi. Hoşuma gitti. Yine karıştırma fırçamı şöyle bir elimde temizliyorum. Şu en açık olan rengi alıp iç kısımları bir temizleyeceğim. Of, çok toz tutuyor. Şu iç kısımları bununla bir güzel temizliyorum. Açık rengin çok da bir etkisi olmadı. Bu paletle işimiz bitti. Aa, şu moru denemedik. Bunu nasıl deneyebiliriz ki? Şöyle yapalım. Yine karıştırma fırçamı bu moru da alıp birazcık daha dış köşelere bakalım. Nasıl bir etkisi olacak? Bunu deneyelim. Bu hiç toz tutmuyor. Gerçekten bakın. Neredeyse hiç toz tutmuyor. Diğeri gibi asla değil. Şöyle dışlara bundan tekrar bir geçiyorum bununla. Dağınık bir şekilde. Güzel bir etkisi oldu. Olmadı mı ya da kendimi mi kandırdım? Tekli farları gerçekten güzel. Hoşuma gitti tekli farları. Şimdi geliyorum eyeliner'a. Kameranın şarjı konusunda sıkıntılar yaşıyorum. O yüzden kamerayı kapattım. Açı falan değişmiş olabilir. Işık değişmiş olabilir. Görüntü kalitesi değişmiş olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Eyeliner'da kalmıştık. Eyeliner olarak şu Notun Ultra Black eyeliner'ını kullanacağım. Şu şekilde fırça bir ucu var. Bence gayet güzel bir ucu var. Bunu hemen çekip geliyorum. Çünkü eyeliner'ı burada çekemem büyük ihtimal. O yüzden hemen eyeliner'ımı çekip geliyorum. Geldim. Bir şey diyeyim mi? Hiç abartmıyorum. Bir dakikada falan çektim. O kadar kolay çekiliyor ki. Gerçekten hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ben normal eyeliner konusunda çok zorlanırım. Saatlerce uğraşırım falan. Ama gerçekten çok güzel çektim. Çok çabuk çektim. Tamamen okey. Full eşit olmayabilir ama çok aşırı kolay çektim. Çok beğendim eyeliner'ı. Aşırı beğendim. Böyle çok ultra black bir eyeliner değil. Gayet normal siyahlıkta bir eyeliner. Beğendim. Bebek gibi. Şimdi geliyorum göz kalemine. Göz altında genelde kahverengi göz kalemi kullanmayı tercih ediyorum ben. Siyah çünkü çok siyah siyah oluyor. Kullanıyorum ama çok nadir.
Biolis'in Twisted isimli kahverengi bir göz kalemi. Böyle asansörlü bir göz kalemi. Rengini de şöyle göstereyim. Umarım netliyordur. Gayet acı kahve. Birazcık ışıltılı ama bir kalem. Bakalım bir deneyelim. Böyle çok çok aşırı renk vermiyor. Üst kısmına böyle jilet gibi bir renk verdi diyemiyorum. Bir göz altlarımıza da sürelim. Keşke sürmeseydim. Beğenmedim göz kalemini. Bu tarafa da birazcık kondurayım. Fark olmasın. Kondurdum birazcık ama göz kalemini sevmedim. Şimdi rimele geçeceğim. Ama rimelden önce şu yüzümdeki bir toz ürünler bir kendine gelsin diye bir sabitleme spreyi sıkacağım. Bu Proxy'nin bir makyaj sabitleme spreyi. Bir deneyelim. Hiç kullanmadım daha. Şöyle bir boşa sıkalım. Bu kursun. Bir dursun yüzümüzde. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Bir tık büyük atıyor ama onun dışında garip bir şekilde o çok çabuk pudralı görüntüyü çok çabuk aldı. Şuradaki büyük damlalar biraz belli oluyor ama mesela az önce çok pudralı pudralıydı. Onu anında aldı. Çok beğendim bunu. Çok güzel böyle şey. Gerçekten o cake görüntüyü aldı. Beğendim. Şimdi rimel konusunda iki tane rimelim var. Bir tanesi şu Golden Rose'un Nude serisinin bir rimeli. Bir diğeri de şu Avon'un F-In One Lash galiba. Öyle bir maskarası var. Bu Ultra Black olanı. Bu normal siyah. Gönlüm bunu kullanmaktan yana. Bunu çok merak ediyorum çünkü. Bunu belki bir sonraki videolarda bir deneyebiliriz. Şöyle altın sarısı bir ambalajı var. Şöyle silikon taraklı bir fırçası var ama güzel bir fırça gibi. L'Oreal'in Paradise maskarasının fırçasına benziyor. Bakalım nasıl? Kirpikleri gerçekten efsane güzel kavruyor. Tek katta böyle bir etkisi var. Ben çok beğendim. Aşırı beğendim. Asla ıslak bir rimel değil. İlk katı böyle şu an. Bir kat daha geçeceğim. Bakalım ikinci katta ne gibi bir değişim yapacak. İkinci katı da böyle oldu. Ben çok beğendim. Bir tek ayırdı. Hacim kazandırdı. Simsiyah yaptı. Birçok ünlü markaya taş çıkartabilecek cinsten bir maskara yapmışlar. Gerçekten çok beğendim. Geçiyorum bronzer'a. Bronzer için Biolis'in bu Burn It isimli bronzer'ını kullanacağım. Daha geniş bir fırça alıp bunu böyle bir iyice yedirmek istiyorum. Çünkü bilemedim nasıl durduğu konusunda. Çok pigmentli bir ürün bu arada. Aşırı pigmentli bir ürün. Bunu da beğendim. Alık olarak notun bu 5 numarasını kullanacağım. Şu şekilde bir allık. Bayağı pigmentli bir ürün. Rengi güzel, tatlı böyle. Şeftali bir renk oldu. Bunun bir rengi daha var bende. O da aynı şekilde pigmentinde. Okeydim, biliyordum. Şimdi geliyoruz aydınlatıcıya. Aydınlatıcı olarak Biolis'in bu Radiant It isimli aydınlatıcısını kullanacağım. Aşırı beğendim bu aydınlatıcıyı. Geliyoruz dudaklara, rujlara ve dudak kalemine. Dudak kalemi olarak bu Biolis'in Draw It isimli asansörlü bir dudak kalemi var. Bunu kullanacağım. Şöyle bir rengini göstereyim. Rujlarımı da göstereyim. Bu Golden Rose'un Nude Look serisinden tombik bir kalemi. Bir de Note'un şu şekilde bir lip gloss'u var. Renkli mat lip gloss'larından. Böyle kahvemsi bir ton. Asla şey değil ama bu. Lip gloss değil yani, bu bildiğiniz ruj. Dudak kalemiyle uyumlu hiçbir rujum yok açıkçası bence. Uymuyorlar birbirlerine ama denenebilir mi? Denenebilir. Önce bir dudak kalemini sürelim. Dudak kaleminin yapısı çok güzel. Etrafını çizip dudağımla yaydım ve böyle bir renk aldı. Rengini çok beğendim. Dokusunu çok beğendim. Sürümünü çok beğendim. Çok kolay sürüldü. Böyle kaymak gibi kayan bir dudak kalemi. Ama dudak kalemini çıkartacağım şimdi. Çünkü uyumlu bir rujum yok. Rujları hepsini tek tek göstereyim istiyorum, renklerini. Şimdi notu uyguluyorum. Aa, dudakta o kadar renkli durmadı. Ya da durdu mu? Durdu. Bunun duruşu da bu şekilde nude bir renk oldu. Ama asla dediğim gibi lip gloss değil yani bu. Bildiğiniz ruj. O kadar renk veren lip gloss olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi bunu da hemen çıkartıyorum. Son olarak Golden Rose'un bu tombiğini uyguluyorum.
bunun da uygulanmış hali bu şekilde. Yapısı çok güzel, çok kremsi, çok rahat uygulanıyor. Böyle biraz hologramlı gibi bir rengi var. Sevdim mi? Sevdim. Kullanır mıyım? Böyle bir tık daha koyu bir dudak kalemiyle çerçeveleyip kullanabileceğim bir ürün. Bu videoyu burada kapatmıyorum. Gece tekrar makyajın son halini, ürünlerin ne hale geldiklerini çok kısa göstereceğim. Ondan sonra bu videoyu kapatacağız. Şimdilik görüşürüz. Merhaba. Kapanış yapmak için geldim. Şu an saat 10.30 falan. Biz bu makyajı 3 gibi falan yaptık galiba. Dünden 7.30-8 saat geçti. Tam olarak yorumlarımı söyleyebileceğim kadar bir vakit geçti. Bazla başlayayım. Gözenek bazından pek emin olamadım. Burnumu çok güzel kapattı. Çok güzel pürüzsüleştirdi ama buralarım hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Renklerimi çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Nemlendirici baza gelirsek bu kısımlarım aşırı böyle doğal, nemli, kendi cildimmiş gibi, hiçbir ürün yokmuş gibi. Bu yüzden Nivea'nın bazını sevdim, diğer bazı sevmedim. Başa gelirsek kaşlarım çok güzel. Hiçbir şekilde düşme yapmadı. Aşırı güzel duruyorlar, yaptığım gibi duruyorlar. Kaş konusunda bayağı başarılı. Var konusunda da gayet güzeller duruyorlar. Eyeliner bebek gibi. Eyeliner'ı hiç bu kadar seveceğimi düşünmemiştim ama eyeliner bebek gibi bir akma kokma hiçbir şey yapmadı. Göz kalemi biraz aktı buralarıma. Onda zaten göz kalemini sevmediğimi söylemiştim. Rimel bebek gibi hiçbir şekilde kirpiklerim düşmedi. Parça parça dökülme vesaire hiçbir şekilde yapmadı. Kirpiklerim çok güzel, rimel çok güzel. Highlighter tabii ki etkisi geçti sayılır. Kaç saat oldu ama ben highlighter'a bayıldım. Kapatıcıya gelirsek kapatıcıyı hiç beğenmedim. Kapatıcı büyük ihtimal birazcık yağlı ciltler için, nemli ciltler için bir kapatıcı. Benim göz altlarım kuru. O yüzden böyle pul pul falan durdu. Ona tamponlatan yama yama durdu. O yüzden kapatıcıyı sevmedim. Aldığı çok sevdim. Aldık çok tatlı böyle. Hala böyle birazcık etkisini görebiliyorum. O kadar zaman geçmesine rağmen aldığı çok beğendim. Bronzer'ı çok beğendim. Hala dediğim gibi onun da birazcık etkisini görebiliyorum. Ve gayet homojen duruyor. O yüzden bronzer'ı aldığı çok beğendim. Rujları gayet beğendim. Gayet güzeller de dudak kurutmuyorlar. Sabitleme spreyini zaten o an çok sevdiğimi söylemiştim. Pudrayı beğendim. Ama wow değilim pudraya. Güzel mi? Güzel bir pudra. İnce mi? İnce bir pudra. Ama Hansın pudrasını bu pudrayı mesela tercih ederim. Belki bu pul pul gözükmeyi pudra da yapmış olabilir. Bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Benimle ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı lütfen eksik etmeyin. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.